çok nereden kaynaklanacaktır? Biyolojik altyapıdan. Peki hiçbir şekilde yapamayacağıyla tek başına yapabileceği iki kısım arasında kalan kısma ne diyeceğiz biz? Bakın burası önemli. Yakınsak gelişim alanı diyeceğiz. Nedir yakınsak gelişim alanı? Ki videosunun en fazla önemsediği kavram. Diyor ki videosunun. Yakınsak gelişim alanı işte bizim bahsetmiş olduğumuz sosyo-kültürel çevredir. Bu çevre çocuğa destek çıkar. Onu desteklerse bu destek sayesinde çocuk tek başına yapamadığı şeyleri düzeye uygun olmak şartıyla, kaydıyla yapabilir, düzeye gelebilir diyor. Yani gömleğini giyip çıtçıkları takabilen çocuk anne ve babanın desteğiyle ne yapabilir? Ayakkabısının bağcıklarını bağlayabilecek düzeye ulaşabilir. O zaman hemen geldim, şunu ifade ettim. Yakınsak gelişim alanı neymiş? Sosyal çevre desteği ile çocuğun tek başına yapamayacağı faaliyeti yapabilir, düzeye ulaşmasıdır arkadaşlar. Evet, ve o düzeye getiren çevredir diyoruz yakınsak gelişim alanı, ki buraya çok önem veriyor. Şimdi farka dikkat edin. Ne yapmaya çalışıyor biliyoruz ki? Diyor ki bakın siz ileride Piaget'i göreceksiniz. Piaget diyecek ki olgunlaşma olmadan çevre, sosyo-kültürel çevre ne yaparsa yapsın bilişsel gelişime katkı yoktur. Önce ne şartı? Olgunlaşma. Oysa diyor ben farklı bir şey anlatıyorum. Ben şunu söylüyorum diyor. Annenin, babanın, öğretmenin ve akranların, arkadaşların desteğiyle diyor yapamadığını yapabilir hale gelecektir. Yapamadığını yapabilir hale geliyorsa şu anlama gelir. Sosyo-kültürel çevre neyi tetikliyordur? Bilişsel gelişimi. Bu da önemli bir aslında artıdır diyor. Evet, yakınsal gelişim alanının mantığını arkadaşlar böylece ifade ettik. O zaman kim var burada? Hemen onlara bakalım. Yakınsal gelişim alanında çocuğu destekleyecek her türlü unsur var. Yani annemiz var, baba var, akranlar var, öğretmenler var. Hatta arkadaşlar günümüze uyararsak sosyal medya içerikleri bile mevcut. Çizgi film diyebilirsiniz buna, piyesler diyebilirsiniz, tiyatrolar diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Sosyal medya içerikleri de arkadaşlar mevcut diyoruz. O zaman şu çevre, yakın çevre destekle ne yapabilirmiş? Çocuk yapamadır, yapabilir hale gelmesini sağlarmış dedik. Şimdi geldik bir diğer kavrama. Diyelim ki siz bir öğretmensiniz ve çocuğu arkadaşlar neyi öğretiyorsunuz? Ne olsun? Tek haneli sayılarda toplama işlemini öğretmeye çalışıyorsunuz. Bakın bir öğretmen olarak çocuk bunu yapamıyor. Kaç yaşlı olduğunu varsayalım. 5 yaşlı olduğunu varsayalım. Tek başına bunu yapamıyor. Siz öğretmen veya anne olarak veya baba olarak tek haneli sayılarda toplama işlemini yapmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. Siz yani onun öğrenmesini yapılandırmaya çalışan kişi neredeymiş? Yakınsak gelişim alanındaymış. Peki, siz çocukta önce ne yapmak zorundasınız? Tek haneli sayıları, tek haneli sayılar arasındaki toplama işlemine ilişkin anlamı oluşturmak zorundasınız. İşte Piaget diyor, biliyoruz ki şunu söylüyor. Çevre, sosyo-kültürel çevre. Bireyin yapamadığını ama destekle yapabileceği şeyi ona yaptırmaya çalışırken önce faaliyetin anlamını, manasını onun zihninde ne yapmak zorunda? Oluşturmak zorunda. İşte buna arkadaşlar ne diyoruz biz? Yapı iskelesi diyoruz. O zaman tek haneli sayılarda toplama işlemini ben öğretmeye çalışırken öğreten kişi yakınsal gelişim alanı, öğretmeye çalıştığım konunun zihindeki tasarımı, zihinde oluşturmuş olduğum iskelesi neymiş? Yapı iskelesiymiş. Peki tek haneli sayılarda toplama işlemini ben çocuğa öğretmeye çalışırken, onun zihninde yapısını oluşturmaya çalışırken ne kullanırım arkadaşlar? Örnekler kullanırım. Teknikler kullanırım. Yöntemler kullanırım. Veya gelirim, materyaller kullanırım gibi. Yani yöntem, teknik, araç, gereç, materyalleri kullanırım. Tek bir amacım vardır. Kullanmış olduğum yöntem, teknik, araç, gereçle
şu öğretmeye çalıştığım konunun zihinde anlamını oluşturmaktır. O zaman sevgili arkadaşlar, unutmuyoruz. Yapamadığını yapabilir hale getirmeye çalışırken kullanmış olduğumuz yöntem, teknik, araç, gereçler nedir aslında? Onun zihninde oluşturmaya çalıştığımız yapı iskelesinin kendisidir dedik. Bunun en güzel örneğini biliyor musunuz aslında? Bunun en güzel örneği günümüzde çok fazla vardır. Yeni bir dijital alet aldınız. Ne aldığınızı varsayalım. Diyelim ki arkadaşlar bir kamera satın aldınız. Kamera kullanacaksınız. Size bir CD verdiler kullanım kılavuzu adı altında. O kullanım kılavuzunda size aşama aşama uygulamalı bir şekilde işlemleri yaptırırlar. Şunu yap, işte açma kapama tuşuna şu kadar süreyle bas. Açıldıktan sonra şu kadar şarj et, şu kadar işte beklemesi yap, çekirken şu açıyı yakala. Her adımda, size her adım arkadaşlar adım adım anlatırlar, tane tane anlatırlar. İşte bu anlatma, orada verdikleri örnekler, kullandıkları arkadaşlar yaklaşım neymiş? Yapı iskelesiymiş. Peki, dikkat ederseniz kameranın kullanma kılavuzunu inceledikçe arkadaşlar size verilen destek yavaş yavaş çekilir. Aynı mantık. Yapısal gelişim alanı yeni bir konuyu birçok yöntemle kullanarak kişiye yaptırmaya çalışıyor. O yapmaya başladıkça desteğini yapıyor, yavaş yavaş çekiyor. Desteğini çektikçe artık tek başına kim kalıyor? Çocuğun kendisi kalıyor. Çocuğun kendisi tek başına kaldığında aslında ne olmuş oluyor arkadaşlar? Şu yapı iskelesine bağlı olarak konu, öğretilmek istenen konu içselleştirilmiş oluyor. Evet, içselleştirme diye ifadeyle. Şimdi şöyle bir toparlayalım isterseniz. Önemli olan noktalara bakalım. Vygotsky ne dedi? Bilişsel gelişim dedi. Kesinlikle Piaget'in iddia ettiği gibi içten dışa değil, dıştan içe doğrudur. Dıştan kası sosyo, kültürel çevre veya yaşantıdır. İçten kası arkadaşlar bilinçte meydana gelen değişimlerdir. Her birey de sosyo kültürel çevrede dünyaya gelir ve bu ortam içerisinde bir takım hazır kültürel öğelerle karşılaşır. Ve birey çevreyle kültürel anlamda, sosyal anlamda bağlantı, bağdaşım oluşturmaya çalışırken bunu dil aracılığıyla yapar. Ve dil Piaget'in iddia ettiği gibi bilişsel sürecin bir sonucu değil, tam aksine bilişin biçimlenmesini sağlayan yegane etkenlerden biridir dedi. Yani dil aracılığıyla bireyin bilişin olmuş olduğu şekillenmiş oldu. Ve devam ettik dedi ki, dil bu anlamda kendi içerisinde iki aydır kendiliğinden edinilen dil ki bilişsel gelişmeye çok katkı sağlamaz dedi. Ama sistematik olarak edinilen dil ya da kavram gelişimi bilişsel gelişimin asıl şekillenmesi sağlayan unsurdur dedi. Sonra geldi dedi ki ben kalıtımı reddetmiyorum dedi. Kesinlikle kalıtımda vardır ama Piaget'in iddia ettiği kadar etkili ve önemli değildir. Her insanın tek başına yapabileceği bir düzeyi vardır. Bir performans sahası vardır. Ve her insanın potansiyel olarak yapabileceği bir alan vardır. Yakınsal gelişim alanı bu. Bir de ne olursa olsun hiçbir şekilde düzeye uygun olmadığı için yapamadığı bir alan vardır. O da şurası arkadaşlar. O zaman dedi biz performansı dışında potansiyel olarak yapabileceği alana yakın çevresi olarak destek verirsek, destekleyici yaşantılar sağlarsak çocuk yapamadığını yapabilir hale gelir. Unutma, o zaman desteği verenler yakın çevredeki unsurlar. Desteği veren kişiler yapamadığını yaptırmaya çalışırken, işte bir konu öğretmeye çalışırken onun zihninde bir anlam oluşturmak zorunda. Bunu yapı iskelesi diyor. Bu anlamın oluşması için de neyi kullanmak zorunda? Yöntem, teknik, araç, gereçleri kullanmak zorunda. Çocuk yöntem, teknik, araç, gereçlerle yeni konuyu yavaş yavaş öğrenir. O öğrendikçe, yapabildikçe destek ne yapılır? Geri çekilir. O zaman ortaya ne çıkar arkadaşlar? En sonunda hiçbir destek olmadan çocuk tek başına artık o eylemi, o öğrenme faaliyetini gerçekleştirmiş olur. O zaman çocuk ne yapmıştır artık konuyu? İçselleştirmiştir diyoruz. Evet, şimdi KPSS'nin arkadaşlar tam da sorduğu yerler buralar zaten. Hemen pratiklere bakalım. Neyi sorabilirler? Bir, temel mantıklar itibariyle arkadaşlar Vygotsky'yle Piaget'i karşılaştırabilirler. Şu yakınsal gelişim alanını sorabilirler. Unutmuyoruz, yakınsal gelişim alanı anne, baba, öğretmen, akranlar imiş. Yapı iskelesini sorabilirler. Yapı iskelesi temel mantık olarak zihindeki anlamdır, zihinde oluşturulan faaliyettir. Bunun oluşması sağlayan yöntem teknikler size soru olarak gelebilir ki geldi. Ve desteksiz çocuğun yapabilmesi bir eylemi, öğretilecek bir içeriği yapabilmesi onun artık o konuyu içselleştirdiğinin göstergesidir diyoruz. Evet dostlar, buraya kadar geldik, vurguları yaptık. Şimdi burada isterseniz bitirmeden Vygotsky-Piaget karşılaştırması yapalım. Ondan sonra arkadaşlar oturumu kapatalım.
Şimdi baktığımızda sevgili arkadaşlar, hatta şöyle vereyim ben. Şimdi kısa kısa, çok da hızlı, fazla bir şey yok, öyle yok. Piaget'e... Evet, şimdi yani Piaget'e Vygotsky'nin karşılaştırmasında oldukça basit, oldukça yalın zaten. Birkaç nokta var karşılaştıracağımız. İlki arkadaşlar, Piaget ne demişti? Bilişsel gelişim olgunlaşma temelinde gerçekleşir demişti. Yani önce olgunlaşma vardı, ondan sonra yaşantıya geçiyordu. Oysa Vygotsky arkadaşlar buna karşı ne diyecek? Bilişsel gelişim sosyo-kültürel öğelerden etkilenir diyecek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ilginç bir nokta daha var burada, ayrıştıkları nokta. Piaget'e mesela dil gelişimine bakacağız. Piaget'e otistik konuşma, ben merkezi konuşma, sonra sosyal konuşma. Vygotsky'de ise önce sosyal konuşma, sonra ben merkezi konuşma ki monologtan kastı o, sonra ise konuşma. O zaman Piaget'e arkadaşlar bireysellikten sosyalleşmeye gidiş var. Vygotsky'de ise sosyalleşmeden bireyselliğe doğru bir gidiş söz konusu. Hemen onu da ifade edelim. Bireysellikten sosyalleşmeye doğru bir gidiş var arkadaşlar. Burada ise sosyalleşmeden bireyselleşmeye doğru bir gidiş durumu söz konusu. Evet, bu değil bir diğer arkadaşlar ayrımımız. Bir diğer ayrım ise Piaget'e hem ahlak hem de dil bilişsel gelişimin bir sonucudur. O zaman gelip diyorum ki dil ve ahlak gelişimi bilişsel gelişimin bir sonucudur. Bu Piaget'e. Ama Vygotsky'yi kabul etmiyor. Vygotsky diyor ki dil ve ahlak gibi kültürel öğeler bilişsel gelişimi etkiler. Evet, umuyoruz. Ahlak, töre, gelenek, görenekler, dil gibi unsurlar ne yapıyormuş? Bilişsel gelişimi arkadaşlar etkiliyormuş. Ki gerçek yaşama baktığınızda hakikaten de öyle. Yani yaşadığınız toplum, toplumun hayata bakış açısı, sahip olmuş olduğu kültürel değerleri veya toplumsal değerleri sizin düşünme kapasitenizi, düşünme kabiliyetinizi veya tarzınızı etkilemektedir. Özgün mü, yoksa baskılı mı, sınırlı mı, yoksa sınırsız mı düşünmenizi komple içinde yaşamış olduğunuz kültür etkilemektedir diyor. Evet, temel farklarımız arkadaşlar bunlar. Son noktamız neresi? Son noktamız Vygotsky'nin arkadaşlar neyi sorgulabilir? Bu bakış açısının eğitim öğretime yansıması sorgulanabilir. Bugün bile arkadaşlar ilginçtir, günümüzde Vygotsky'nin çalışmaları üzerine tekrar bir yoğunlaşma meydana geldi. Mesela Piaget biraz daha arka plana düştü. Niye? Çünkü gerçekten etkileşime dayalı, birey toplum ilişkisini çok iyi ele alan bir yaklaşım var. Hatta Bruder'ın arkadaşlar bir yapımında şöyle bir cümlesi vardı. Vygotsky'den özür diliyordu. Onu geç fark ettiği, geç kavradığı için. Biraz da aslında yaşadığı toplumun özelliklerini taşıyan bir yaklaşım var. Dolayısıyla çağdaş eğitim anlamında bir fikir babası, çağdaş eğitim anlamında ciddi bir kuramcı. O yüzden de arkadaşlar eğitimde, çağdaş eğitimle ilgili sorular gelebilir. Şimdi baktığımızda o zaman mantık şu arkadaşlar, Vygotsky'de bir. Bir kere eğitim ve öğretim yapılandırılırken öğrencinin gelişim dönemi özelliklerine ve yapabileceklerine yoğunlaşılmalı. İki, eğitim öğretim kesinlikle ama kesinlikle bireysel bağlamda verilmemeli. Yani bir programlı öğretim, bir tam öğrenme modeli gibi ya da bireyselleştirilmiş eğitim gibi bir model benimsenmemeli. Tam aksine ne olmalı arkadaşlar? İşbirlikli öğrenme, etkileşme ve dayanışmaya dayalı öğrenme süreçleri oluşturulmalı ki Vygotsky'yi unutmayın, kubaşık öğrenmenin de fikir babasıdır. Yani yapılandırmacının, yapılandırmacı öğrenmenin ilk dayanakları, ilk temelleri burada atılmıştır. Aynı zamanda kubaşık öğrenmenin de arkadaşlar fikir babasıdır diyoruz. Bir de şunu ifade eder,
Öğretim sürecinde öğrenci yalnızlaştırılmamalı. Anne, baba, akranlar topyekun neye dahil olmalı? Öğretime dahil olmalı. Çünkü ne kadar çevresel faktör sürece dahil olur, planlama kapsamında ele alınırsa ürünler de o kadar kaliteli ve kalıcı olur diyor. O yüzden arkadaşlar hem süreç noktasında hem değerlendirme noktasında etkileşimi savunan bir insandır. Klasik oturma düzenini reddeden, onun yerine arkadaşlar yine etkileşimin yaşanabileceği küme tipi oturma düzeni veya daire tipi oturma düzeni veya U tipi oturma düzeni benimseyen arkadaşlar bir insandır diyoruz. Bir de baktığımızda arkadaşlar özellikle etkileşimlerde ve değerlendirmelerde öz değerlendirmede ne yapar? Ciddi bir önem verir. Akran öğretimi, akran danışmanlığı gibi yaklaşımların da temelini atmış olur diyoruz. Evet dostlar, burada bir risk gelişimi videosu tamamlamış olduk. Bir sonraki oturumda ne yapalım? Ahlak gelişimi.